Selamun aleyküm arkadaşlar, değerli izleyiciler. Bugün sizlere mantolama ile ilgili video çekmek istedim. Şimdi işin özü şöyle. Ben aslında kendi evimde zaten bunu yapıyorum. Ben yaparken sizin de benim çektiğim videolar sayesinde bir şeyler öğrenebilmenizi, kendi kendinizi geliştirebilmenizi veyahut da işsiz olanlarınızın kendine yeni bir iş olanağı fikrine kapılmasını istiyorum. Yani işim yok diyen bir arkadaş, bir kardeşimiz mantolama nasıl yapılır? Belki biraz biliyordur ama eksikleri vardır. Benim video sayesinde belki eksiklerini tamamlayacak ve bu mantolama işini yapabilecek. Onun için belki bir ekmek parası, belki bir rızık yolu olacak. Sizlere bugün önce malzemelerimizi tanıtacağım. Şu andaki yapmış olduğum projeyi tanıtacağım. Şimdi buradaki projemiz şöyle. Bu gördüğünüz bölümü ben daha önce yapmıştım. Çok sağlam oldu. Yani böyle bilmiyorum, bayağı sağlam yapmışım. Aynı şekilde size tarif edeceğim. Herhangi bir dübel kullanmadım. Onu da anlatacağım size. Şimdi malzemelerimiz şöyle değişiyor. Malzemelerimiz neler? Önce onu anlatmak istiyorum size. Önce aletlerden başlayalım. Dekoratif sıva malası böyle bir plastikten üretilmiş. Dekor marka bende var şu anda kullandığım. Bu da değişik bir firmanın dekoratif sıvası malası. Ben bunu kullanıyorum. Bunu daha çok uygun görüyorum. Bu dekoratif malası en son kat olan dekoratif sıvayı yaparken kullanıyorsunuz. Onu size sonra göstereceğim. O yüzden bunu şimdi fazla oyalamayacağım. Gördüğünüz gibi yine tarak, fayans videosunu çektiğimde de size göstermiştim. Bu tarağın arkadaşlar dişlerinin derinliği var. Mesela bu elimdeki aşağı yukarı 50 milimlik, yani yarım santimetre çapında bir şey, bir mala. Bu düz olan yerlerde etkin kullanılabilir. Ama eğer duvarlarınız çok eğri ise aşırı derecede bu işinizi görmez. Niçin? Çukur yerleri de bununla yaptığınız yere köpük yapışmaz. Veyahut da fayans da yapışmaz. Hani fayans da bazı arkadaşlar eleştiriyordu. Yok mala şöyle olsun böyle olsun. Ben tamamen tadilatla ilgili çekmiştim. Bu da zaten tadilatla ilgili. Şimdi gelelim malzemeye. Şimdi size anlatacağım. Diyelim ki evinize tadilat mantolama yapacaksınız. İçeriden mantolama yapacaksınız. Ne yapabilirsiniz? Nasıl yapabilirsiniz? Yani şu elimde gördüğünüz en ince mantolama malzemesinden bir tanesi. Bu da mantolama malzemesi diye kullanılır. Bunu evde yerde mesela parkelerin altına döşerseniz yerden gelen soğuğu keser. Üzerine parke yaparsanız, ki ben öyle yaptım. Benim parkelerimin altında bu var. Hem ses yalıtımı yapıyor, hem ısı yalıtımı yapıyor. Aşağıya ne oluyor? Yukarıda tık 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 vurduğunuz zaman aşağıya ses gitmiyor. İyi oluyor. Komşular rahatsız olmuyor. Aynı zamanda da eğer zeminse, yerse yani bunu uyguladığınız zaman sıcak geçmiyor. Ama ben bunu 2 santimliğini tavsiye ederim. Daha çok yalıtkan olur. Bu mavi olanlar 32 danste oluyor. Bu değil tabi. Bunun kalın olanı. 3 santimlik olanı. Bu elimde gördüğünüz de stropier karbon. Bu galiba 5 santimlik. Ya 4 santimlik ya 5 santimlik olacak. Tahminimce 4 santimlik bu karbon. Doğu illerimizde bunu 5 santim olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Oldukça etkili bir malzeme. Yani bunun dışarıdan bu dekoratif sıvayı yaptığınızda bunun üzerine file ve dekoratif sıvayı geçtiğinizde dışarıdan hem sağlam oluyor, içeriden de kesinlikle soğuğu geçirmiyor. Yalnız doğu illerimizde kışın mantolama yaparken donmaya dikkat edin. Beton aşırı derecede soğuk havada mantolama olmaz. Mantolamanın olması gereken bazı sıcaklık oranları vardır. Ona mutlaka uyulması lazım. Çok sıcakta da olmaz. Yani bunu yaparken güneşe ve soğuğa maruz kalmadan uygun koşullarda bunun montajı yapılmalıdır. Böylelikle
ömrü uzun olur. Yani ne olur? Dışarıdaki sıvalar çatlamaz, kabarmaz, bozulmaz. Yıllarca kullanırsınız. Yaptığınız emeğiniz çöpe gitmez. Aynı zamanda bunu ben camların şu iç kısımlarına kesip kullanıyorum. Şuralara. Böylelikle hem kenarları çok kalınlaşmamış oluyor pencere köşelerinin. Hem de mantolama da yapmış oluyor. Yeterli oluyor. Bu elimde görmüş olduğunuz köşe filesi arkadaşlar. Bu gördüğünüz file ama bunu köşe plastiğinin üzerine yapıştırmış fabrika. Köşe filesi olmuş. Çok güzel bir malzeme. Zaten mantolamacılar kullanıyor. Hemen hemen mantolama satan her yerde bu vardır. Bunu köşelere böyle getiriyoruz. Köşelere bunu bu şekilde koyuyoruz. Üzerine sıva yapıyoruz. Veyahut da sıvayıp üzerine bunu koyup tekrar malayla bunu iyice bu filenin arkadaşlar tam olarak sıva harcının içine karışması lazım. Önce benim tavsiyem önce bir kat yapın. Bunu yapıştırdıktan sonra bunun üzerine ayrıca bir kat daha yapın. Şimdi başka neyimiz kaldı? Dübeller kaldı. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Diyelim ki boyalı yani çimentonun yapışmasına engel olan bir yere köpük yapıştıracaksınız, mantolama yapacaksınız. Mantolama arkadaşlar boyanın üzerine yapılırsa bundan çaksanız bile yine sağlıklı olmaz. Dübel bu mantolama dübeli. Daha değişik bir dübel de var elimde. Bu daha kalitelisi. Güzel. Bunlara 10'luk uçla deliyorsunuz. Yani 10 milim 1 santimlik veya 9 santimlik. 9'la delerseniz olursa iyi oluyor. Daha iyi sıkışıyor ama galiba 10'luk. Duvardaki eski boyaları çentikliyorsunuz. Yani bu köpüğün duvara yapışması için çimentonun çimentoya temas etmesi gerekiyor. Yani kuma, sıvaya, betona vesaire temas etmesi gerekiyor. Eğer kırılamayacak bir şeyse o zaman arkadaşlar benim size tavsiyem diyelim ki ben size arkadaşlar cama nasıl mantolama yapılır şimdi onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu gördüğünüz cam ama siz eğer bu mantolama köpüğünün üzerine poliuretan köpükle böyle üzerine belirli noktaları sıkıp sıkıp cama yapıştırırsanız arkadaşlar bu camı bırakmıyor. Camda öylece kalıyor. Bu da bir sır size söyledim. Şimdi gelelim standart mantolama yapılan duvarlara arkadaşlar. Şöyle ben kamerayı birazcık yaklaştırmak istiyorum şuraya. Arkadaşlar bu videolar böyle gerçekten kolay olmuyor. Ben bu hazırlıkları bayağı yapmasaydım yani şu anda burayı bitirmiştim ama sizler de istifade edin diye bu düzenekleri kurdum. Bu malzemelerin işi bitmesine rağmen gittim yerlerinden getirdim. Sadece sizlerin istifadesine sunmak için. Arkadaşlar bu videoyu izleyip de benden bir şey anlamayan arkadaşlar lütfen bana mesaj yazsınlar. Çünkü ben sizin gerçekten benden bir şey almanızı ve faydalı olmasını istiyorum. Kuru kuruya ne ben video yapayım ne siz beni izleyin. Kesinlikle yanlış yolda gideriz. O yüzden eksiklerimizi usta arkadaşlar izlerse lütfen yardımcı olacaksanız olun. Yoksa abuk subuk bana yorum yazmayın. Siliyorum çünkü. Sizinle kesinlikle muhatap olmuyorum. Haberiniz olsun. Biz burada faydalı bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yok şöyle mi olur böyle mi olur falan. Boş verin o işleri. Daha iyisini biliyorsanız lütfen video çekin. Bu da sitem olsun ustalara. Ustalar hemen benim ekmeğimi kim verecek? Benim rızkım gitti elimden. Herkes mantolama yapacak. Yok kardeşim herkesin işi gücü var. Yapamayacak olanlar, işi gücü olmayanlar, meslek öğrenmek isteyen varsa veyahut da işe yeni başlayan elemanlarınız var sizin yanınızda çalışan. Yine benim videomu öğrenecek belki. Öğrenecek gelip yine size faydası dokunacak. Haberiniz yok. Neyse siz belki öğretiyorsunuzdur onlara. Burada görmüş olduğunuz köpük. Hangi köpük var? Az önce göstermiş olduğum köpük var. Arkadaşlar videom biliyorum uzun oluyor ama ne yapayım kısa sürede böyle detaylı anlatamıyorum. O yüzden videoları uzun yapmak zorundayım. Mecburen böyle yani. O yüzden istirham ediyorum yani. Şimdi arkadaşlar bu mantolamayı böyle başlarken diyelim ki büyük bir duvara başlayacaksınız. İlk önce boyasına eğer boya yoksa ham sıvaysa sorun yok. Kaba sıvaysa direkt yapıştırıp gidiyorsunuz. Ama köpüğün üzerine yapın. Köpük, tarakla köpüğe çekindiği için köpük nereye yapışırsa zaten kendiyle beraber çimentoyu da yapıştırıyor. Ama duvara çektiğiniz zaman duvarda çukur olan yerlere
hem bu köpükte kurumuyor, köpüğün üstüne yaptığınız zaman kurumuyor ama duvara çektiğiniz zaman duvar hemen suyunu çektiği için çimentonun icabında kuruyabiliyor. Bunu yapıştırıyorsunuz, yapışmış gibi duruyor ama yavaş yavaş sonra bırakıyor arkadaşlar. O yüzden yerine göre davranılır yani. Çabuk da kurumuyor. Duvarda da bazen hava eğer çok sıcak değilse duvara tarakla çektiğiniz zaman bayağı bir süre veriyor yine. Bir 7 dakika, 6-7 dakika sıcak ve soğukluk ortamına göre. Şimdi bunları ilk başladığımız zaman arkadaşlar terazide başlayın, gönyede başlayın ki bu pencere yerlerine bunlar geldiği zaman birbiriyle çelişmesin. Dümdüz şekilde yukarıya kadar çıksın. Duvarımızı önce çentikledik, keser, çekiş vesaire şeylerle aşağı yukarı söylüyorum. Mesela 30 santim de bir köşelerden cevizin kabuğu kadar bir kırık oluşursa yeterlidir. Sonra tozunu alır ıslatırsınız. Ondan sonra macunu çekersiniz arkadaşlar. Ya ona çekin, oraya arkadaşlar duvar çentikli duvarda duvara çekin. Niçin? O kırdığınız yerlere de giriyor. Sonra buna da güzel yapışıyor. Çok iyi kaynıyor. Bunu da arkadaşlar götürüyorsunuz düzgün bir şekilde. Üstüne koyuyorsunuz. Aynı fayans yapıştır gibi. Evet. Ondan sonra bunu arkadaşlar güzel böyle vuruyorsunuz. Tamam mı? Her yerinden. Bu ne oluyor? İyice yapışmış oluyor. Sonra arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz dübel. Mantolama düveli bu. Bunun matkap ucu da 10 santimdir. Arkadaşlar kesinlikle kırıcılı matkapla yapın. Eski tip darbeli matkaplar işinizi görmez. Mesela bu elimde görmüş olduğunuz köpüğe bence 6 tane yeter. 4 tane bile yeter ama siz yine de size kalmış artık. Mesela bence buraya bir tane, buraya bir tane, buraya ve buraya atarsanız sağlam. Ama bazen işler sağlam olmuyor. Cepheler çok rüzgar alıyor. Kaldırır atar. O yüzden 6 tane atın ama arkadaşlar bu köşelere atmayın. Bakın tam olarak gösteriyorum. Yani devletimiz bu konudaki şeyleri, requirement'ları nedir bilmiyorum ama tam olarak bence şuraya koyarsanız ortalama sağlam olur. Çıkmaz. Şu şekilde atın arkadaşlar. Ortaya atmayın. Bakın böyle attığınız zaman zaten ortalanmış oluyor bu şekilde. Ortaya atmış olmuyorsunuz. Arkadaşlar mantolamada delik delerken yine bakın bu mesafeyi geçmeyin. Evlerin içinde su tesisatları var. Duvarlardan geçiyor. Yani dışarıya doğru su fışkırabilir. Çünkü ben başıma geldi. Şimdi usta arkadaşlar belki bilmeyebilir. Ben mantolama epeyce bir yaptım. Çok iş bitirdim. Mantolama ile ilgili epeyce bir çalışmalar yaptım. Mantolamanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Isı yalıtımı ile ilgili çok şeyler biliyorum. O yüzden gördüğüm kadarıyla bu idealdir. Mesela arkadaşlar bunun elinde gördüğünüzden daha büyüklerini poliüretan olarak kardeşimin firmasında onlar üretiyorlar. Poliüretan biliyorsunuz buzdolaplarının duvarlarına yapılıyor ve içine kesinlikle makineyi eğer kapağını açmazsanız uzun bir süre ne oluyor? Buzdolabı soğumuyor. Dolayısıyla bu poliüretan kaplamalarını da poliure.com'dan alıp yani duvarları poliüretanla kaplı bir buzhanede yapabilirsiniz. Poliure.com. Onlarda bu ürün var. Bunu da buradan söylemiş olayım. Evet, şimdi bunu anlattık arkadaşlar. Bunu yapıştırdıktan sonra 6 tane dübel atıyoruz buna. Bunu komple böyle bitiriyoruz. Bitti. Ondan sonra rulo şeklinde büyük fileler var. Onu getirmedim şu anda ama mutlaka görürsünüz. Değişik renklerde var. Mesela burada şöyle göstereyim. Bunun aşağı yukarı 90 santim genişliğinde olanını düşünün. Rulo şeklinde. Mantolamayı yapıştırdıktan sonra dübelleri atıyorsunuz. Dübeli deliğini deldikten sonra bunu keserle veya çekişle çakıyorsunuz içine. Sonra bunun bir tane arkadaşlar şu gördüğünüz pimi var. Pimini de şu delikten içeri çakıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyor? Şurasını arkadan şişiriyor. Bakın şu ayrılıyor şu bölüm. Çatlıyor. Şişiyor ve bu geri çıkmıyor. Bunu bu şekilde buraya çakıyorsunuz. 6 tane. Pimlerini de üstüne çakıyorsunuz. Arkadaşlar o çıkmıyor. Yani olabilir 1-2 tane tuğlaya denk gelir. Boşluğa denk gelir ama diğerleri işi görür. Merak etmeyin kopmaz. Bunun çakma işlemi bittikten sonra üzerine dekoratif sıva 2 milim, 3 milim çapında çekiyorsunuz. Ama düz malayla çekiyorsunuz arkadaşlar. Taraklı malayla çekmiyorsunuz bunu. Onu söyleyeyim.
Düz mala da göstereyim size. Bu gördüğünüz düz mala, bununla çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya özel olarak telefon numaramı vereceğim. Eğer mantolama yaparken herhangi mantolama yapmaya cesaret ettiniz, bir aklınızın almadığı ve korkutyapi.com'dan benim telefon bilgilerim var. E-mail adresim var. Kendi numaranızı ister bırakın, ister beni direkt arayın. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. Ben size arkadaşlar mutlaka yardımcı olacağım. Sizin sorununuzu çözeceğim. Yeter ki siz yapmak isteyin. Ben size yardımcı olacağım. Bu elimde gördüğünüz malayla ben birazdan şimdi sıvı harcı yapacağım. Zaten çekeceğim. Onu zaten size göstereceğim arkadaşlar. Bütün duvarı kaplıyorsunuz. Çekiyorsunuz bu şekilde. Bakın arkadaşlar, bu bir kat çekildi. Bunun üstüne artık dekoratif sıva atıyor ustalar. Arkadaşlar yanlış. Bu sonra çabuk ezilir. Bu ince zaten esniyor şu anda. Arkadaşlar evini mantolama yaptıran dostlar, bakın. Bazı ustalar da gerçekten art niyetli. Helalliyle rızkını kazananlara sakın karıştırmayın. Bazı işin hakkını vermeyen kaypaklar var. Kaypak diyorum ben onlara. O kaypaklar bu sıvanın üstüne ne yapmıyorlar? Bir kat daha sıva çekmiyorlar. Direkt astar bile vurmuyorlar. Dekoratif sıvayı vuruyorlar. İş olmuş gibi görünüyor ama yarın öbür gün yavaş yavaş bu çözülmeye başlıyor. Çatlamaya başlıyor. Deforme oluyor. Verdiğiniz parayı çalmış oluyorlar. Siz de iyi bir ürün alamamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın. Ben mantolama işi yapmıyorum. Kesinlikle bu yönde bana bir çağrıda bulunmayın. Bakın arkadaşlar. İnanın geçen gün çekişle kırayım dedim. Şurada bir elektrik tesisatı yapıyorduk. Bakın şurada. Yani çekişle vuruyorsun kırılmıyor. Şimdi göstereyim mesela. Bakın. Sesi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu sağlamlık sesi. Bu sağlamlık sesini eğer siz de duymak istiyorsanız ustaları kontrol edin. Bir kat sıvayla işin içinden çıkmasınlar. Yani sıvayı yaptı, fileyi çekti. Üstüne zaten yaşken bir daha malayla fileyi iyice gömmesi lazım. Yani tekrar bir çekmesi lazım ince bir katta. Kuruduktan sonra bakın bu file çekilmiş ve kurumuş. Ondan sonra ayrıca bir kat daha sıva çekecek. O sıva kuruduktan sonra üzerine dekoratif astar vuracak arkadaşlar. Bu malzeme bütün dekoratif satan mağazalarda vardır. Mutlaka dekoratif sıvadan önce bu astarı vurdurun arkadaşlar. En güzeli bu. Mantolamada çok değişik ürünler var ısı yalıtımı ile ilgili ama arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şu işlem, yani ben mantolamacıyım ama şu hem ucuz ve hem de çok sağlam. Hiç buna bir şey olmuyor. Sövelere gelince dış cephe sövelerini süsleyebilirsiniz ama arkadaşlar bu dekoratif sıvayı güzel yapınca zaten güzel görünüyor. Ekstradan ben süslemeye gerek duymadım. Belki ileride süslerim ama şu anda lüzum görmüyorum. Gördüğünüz gibi benim penceremde beyaza boyadım. Ben evet beyazı seviyorum. Beyaz rengi güzel. Ağaçları da seviyorum. Kesmiyorum ağaçlarımı. Bakın arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi benim ağacım balkonumun içinden geçiyor. Kesmedim hiçbir şekilde. Doğayı seviyorum. İstifade ediyorum. Allah'ın büyük nimeti. Elimden geldiği kadar kesmemeye çalışıyorum. O yüzden şehirlerimizi betonlaştıran yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza, iş adamlarımıza da buradan sesleniyorum. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar lütfen bu yeşili doğayı koruyalım. Buradan da mesaj gönderiyorum. İnşaat işleriyle ilgilenenlere. Bir yün bir yeşil bize de lazım olacak. Oksijen çekerken havanın temiz olmasını biz de isteyeceğiz. Bu ağaçlar gördüğünüz gibi bu ceviz ağacı altında oturunca efendim zehirlenmiş falan filan. Yok hiç alakası yok. Ceviz ağacı atmosferi tamir eden bir gaz salgılıyor. Alt civarına biraz daha yoğunlukta düşüyor. Ama ben zaten altına çatı yaptım ve bu tarafına oturuyorum. Konumuzu dağıtmadan şöyle devam edelim. Ne kaldı şimdi elimizde? Şey yapalım. Şimdi siz de benimle beraber izleyeceksiniz bunu. Şu anda ben yapıyorum ama bugün bunu ihtimalen koyacağım internete. Siz izleyeceksiniz. Şimdi şurada bir kovan var. Bu kovamı tamamen doldurmuyorum. Niçin? Çünkü ağzına kadar dolarsa kova bu karıştırıcı.
Çalışıyor mu? Karıştırdım, çalışıyor. Suyunu açtım. Yaklaşık olarak 3'te 1'ini suyla dolduracağım kovamı. Sonra bunu şey yapacağım. Kovamı doldurduktan sonra malzemeyi karıştıracağım. Onu da size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki malzeme karıştırma işine gelince evet suyumuz doldu. Malzeme ayarlamaya gelince arkadaşlar malzeme suyumuzu koyuyoruz. Çimentoyu içine atıyoruz. Su bitene kadar döküyoruz içine yavaş yavaş. Su bitiyor. Bir müddet bekleyebilirsiniz. Böyle suyu iyice çeksin. Kuruluğu gitsin. Sonra çok fazla atmayın. Bu defa karıştırmak sıkıntı oluyor. Önce biraz sıvı olsun. Matkapla karıştırıyorsunuz. Cıvık oldu. Biraz ilave ediyorsunuz. Hamur kıvamına gelene kadar. Macun kıvamına. Macunu hazırlıyorsunuz. Ondan sonra malayla çekeceğiz. Beraber birazdan göstereceğim ben şimdi. Şöyle kameramı ayarlıyorum. Sıvası şöyle de göstereyim. Isı yalıtımı levha sıvası. Şimdi iyice yaklaştırıp kamerayı karıştıracağız. Arkadaşlar bu inşaat işleri yapıyorsanız eğer bu elimde görmüş olduğunuz karıştırıcı matkaplardan mutlaka size gerekiyor. Bu olmazsa bunları karıştırmak çok zor. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Arkadaşlar, eğer bir iş gerçekten aklınıza yatmışsa, ya ben bu işi yapabilirim diye bir düşünceye kapıldıysanız size inanın şu kadarını söyleyeyim. Siz mutlaka o işi yapabilirsiniz. Niçin? Çünkü siz onu yapabilir miyim diye düşünseniz bile yeterlidir bu. Bu işi kesinlikle yaparsınız. Eş, dost, arkadaş, ustalardan küçük tavsiyeler alarak, internette küçük araştırmalar yaparak bu işi yaparsınız. Zor bir iş değil ve ben gerçekten yapmanızı istiyorum. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı epeyce oldu ama gördüğünüz gibi hala cıvık. Biraz daha katıyorum. Şimdi buradan sonrasını azar azar katın, aniden kalınlaşabilir. Gördüğünüz gibi kaldırdığımda artık üzerine birikiyor. Bu ne demektir? Bu iş oldu demektir. Arkadaşlar bu videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenin. Diğer arkadaşlar için de onlar da ulaşabilsin. Faydalanmak isteyenlere bu video ulaşsın. İnanın zahmetli bir iş. Yani birkaç bin kişi izlemesiyle bu videonun çok kişiye ulaşmasını istiyorum. Öğrenmek isteyenlere ulaşsın. Zahmetli bu videoları çekmek. Çok zor değil. Şikayetçi değilim ama çok kişi izlerse daha çok memnun olurum. Evet. Şimdi gelelim. Evet. Devam ediyoruz. Elimizdeki macun aletleriyle, malalarıyla, bıçaklarıyla vesaire, ispatulalarıyla. Bu bir önceki katta çektiğimiz çapaklar oluştu buralarda. Bu çapakları arkadaşlar böyle fazlalarını alıyoruz.
gördüğünüz gibi artık benim macunumu rahatsız edecek herhangi bir şey kalmadı. Şimdi bir ispatula yardımıyla macunu alacağım kovadan buraya koyacağım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. İnşaatta çalışan ustaların çoğu da aynı bu şekilde yapar. Bakın şimdi buradan ben malamı alıyorum. Şöyle biraz eğeyim. Buradan koyuyorum aşağı. Böyle yukarıya doğru bunu çekiyorum hele. Bu şekilde. Evet, burası kapı. Bunu ben açıyorum şimdi. Bu da benim icadım. Biraderin terasına buradan geçiliyor. Menteşe koydum. Böyle bu şekilde bunu açabiliyorum. Gördüğünüz gibi bana da faydası oldu. Şimdi bunu bu şekilde bütün çukurlarını tespit edeceğim. Düz bir duvara sahip olabilmem için bunu yapmam gerekiyor. Videoyu daha fazla bu şekilde çekiyorsunuz. Çekmesi kolay bunu. Zor değil. Evet. Bu içerileri de arkadaşlar yine aynı şekilde köşe filesini koyduğumuz yerleri de bu şekilde yine çekiyoruz. Kalın olsun, sağlam olsun. Sert olsun, esnemesin, hemen kırılmasın. Köpük çıkmasın. Mantolama ile ilgili merak ettiğiniz konuları yorum olarak yazabilirsiniz. Ben bazen canlı yayında çıkacağım. Bu işle ilgili sorularınıza da cevap vereceğim. Mantolama yaptıranlar varsa onlara da fikir vereceğim. Bakın şunu da söyleyebilirim size. Eğer bu sıvayı düzgün yaparsanız eğer sıva olarak da düz olarak da bu bırakılabiliyor. Böyle de bir şey var. Dekoratif sıva ille de şart değil. Benim tavsiyem sağlam oluyor. Eğer evin içinden yapıyorsanız bu işlemi, bunu evet evin içinden de mantolama yapılıyor. Yani bina sakinleri istemiyor mantolama yapmak ama siz yapmak istiyorsunuz. Evin içinden 2 veya 100 santimlik 32 danste kullanarak 32 danste mantolama köpüğü kullanarak verimli bir mantolamaya sahip olabilirsiniz. Ama kartonpiyer varsa sıkıntı. Kartonpiyerden önce olması gerekiyor. Çünkü kartonpiyer dişlerin arasında kayboluyor. O yüzden kartonpiyer yaptırmak gibi bir niyetiniz varsa önce mantolamayı yaptırın, sonra kartonpiyeri yaptırın. Yoksa mantolama kartonpiyeri yutuyor. Çünkü kalınlaşıyor duvar. Evet, böyle gördünüz. Her yeri buladık arkadaşlar. Biraz aşağıları şöyle göstereyim. Evet. Biraz durduracağım, tekrar devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu duvara çekmiş olduğumuz sıva arkadaşlar ne oldu? Aşağı yukarı epeyce süredir ben burada çalışıyorum. Ne oldu? Bu tabii ki biraz kurudu. Dolayısıyla benim daha kalın macun çekmeme ve çukurları daha iyi düzeltmeme olanak sağladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duvarımı dümdüz yapıyorum. Evet, duvarım dümdüz oluyor. Aslında düz duvar da seviyorum. Yani balkonun içi düz de olabilir kısmen ama diğer yarısını yaptığım için herhalde diğer tarafı da yapacağım. Böyle alıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan hop böyle çekiyorsunuz. Alıyorsunuz, hop çekiyorsunuz. Alıyorsunuz, hop çekiyorsunuz. Bu kadar basit yani. Köşelere biraz daha böyle biraz şöyle dışarıdan içe doğru çekerek yaptığınız zaman köşeler de doluyor. Hafif dışarıdan içe doğru çekiyorsunuz şeyi, spatulanızı. Köşelerin düzgün çıkabilmesi için. Evet, köşelerimiz epeyce bir düz oldu. Yani
Bu benim kendi işim olduğu için ben rahat rahat çalışıyorum. Fazla acele etmiyorum ama eliniz pratik oldukça siz daha güzel iş yapacaksınız, daha çabuk yapacaksınız. Bir şeyin ticaretini yapmakla hobi olarak yapmak farklı şeyler. Sanırım videomuzun sonuna yavaş yavaş geldik. Bu videoyu sonlandıracağım ama son olarak nasıl düzelttiğimi bir bakın şöyle. Biraz çektikten sonra tekrar yapıyorum. Bakın. Nasıl? Bu elimdeki biraz değişik bir spatula. Amerikan malı bir şey bu. Amerika'da bunu kullanıyorlar. Macun çekerken ama ben burada bu işte de kullanıyorum. Şimdi herhangi bir macun bıçağıyla da olur bu. Veyahut da malayla. Koyuyorsunuz arkadaşlar. İlk önce dik koyuyorsunuz. Bastırarak yavaş yavaş eğiyorsunuz aşağı doğru. Malınızın veya elinizdeki aletin ucunu ve düz bir zemin oluşuyor. Gördüğünüz gibi dümdüz oldu arkadaşlar. Böyle tam kıvamına getirdim onu. Gördüğünüz gibi dümdüz bir duvar oldu. Evet. Duvarımız epeyce bir düz oldu. Ben biraz daha uğraşacağım belki ama yine de bu sizler için belki kafi olacaktır. Şöyle ben manuel olarak elimle çekim devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yandan çekeyim. Ancak yandan bir duvarın düzgün olup olmadığını anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu köşe filelerini koyarken köşeleri güzel oturtun. Şu gönyesi düzgün olsun yoksa çirkin olur. Yani şu 45 kesim var ya arkadaşlar. Bir tarafı aşağıda bir tarafı yukarıda olmasın. Ben bunun düzlüğünü mastarla sağladım. Mastar kullandım yani. Siz de mastar kullanabilirsiniz. Şöyle net bir çekim yapayım. Ondan sonra sonlandıracağım. Evet. Aletlerim de gördüğünüz gibi bunlar. Bazı arkadaşlar abi kamerayı nasıl çekiyorsun diye merak ediyordur. Bu da benim kamerayı çekerken kullandığım ayak. Değerli kardeşim. Devam edeyim diğer tarafa. Şöyle bir hazır elimi almışken. Buraya da yine macunla tadilat yapacağım. Şeyle. Köşe yaptık buraya. Evet. Buraya da bir tane gece lambası koydum. Yani balkon lambası daha doğrusu ama dekoratif bir şey koyacağım. Gece aydınlatmak için. Burası benim ikinci kat terasım. Altta babam oturuyor. Bu şekilde bu yukarı doğru çıkıyor benim balkonumun içinden, terasımın. Teras diyorum ama öyle lüks bir ev değil. Toplam 85 metrekare bir yer. Çok şükür bana yetiyor. Allah'a şükürler olsun. Küçük bir emek sarf ederek bana nasip etti bu evi. Memnunum. Evi olmayan arkadaşlar da inşallah bir an önce ev alırlar. Tam olarak dekoratif sıvamızın görüntüsü de budur arkadaşlar. Merak edenler için çekiyorum. Arkadaşlar videomu beğenin, kanalıma abone olun. Daha çok benden gelecek videoları haberdar öncesiz olun. Ve videolarımı beğenin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, zamanınız için. Allah'a emanet olun.